Hadi bir an önce başlayalım. İşte ilk olarak şipşak makarna ile başlamak istiyorum. Malzemeleri gelsin. Şipşak makarna dedik. Peki içinde neler var? Nasıl oluyor bu makarna? Normalde biliyorsunuz makarnaya ön haşlama yapıyoruz ama bunu da yapmıyorsunuz. Fırın tepsisi, fırın kabı ne istiyorsanız aynen içine gönderiyoruz. Peki diğer malzemeler, canınız ne istiyorsa. Peki ben bugün ne kullanacağım? Mantar, bezelye, havuç, haşlanmış tavuk eti, taze soğan, iri doğranmış böyle yerken hissedilebilsin yeşil biber, kapya biberi ve en son da üzerine köy peyniri kullanıyorum. Bu henüz rendelemedim çünkü herkesin görmesini istiyorum. Bana çok sormuşsunuz sosyal medyadan köy peyniri dediğin nedir diye. Bakın şöyle yapısını göstereyim. Marketlerde köy peyniri diye satılıyor. Niye bunu tercih ediyorum? Çünkü içinde kaybolmuyor. Tuz miktarı da düşük, gayet lezzetli. E hadi başlayalım o zaman. Direkt bir paket makarnayı fırın tepsisine döküyorum. Aynen böyle. Üzerine tabii ki 2-3 yemek kaşığı şöyle zeytinyağını ilave ediyorum. Tuz ve baharatları en son koyacağım. Bir adet doğranmış kırmızı soğan. Hemen atalım gitsin. Havuçlar. Bezelye. Bu tek başına bir ana yemektir benden söylemesi. Tavuk etim var. Onun için de bir eldiven taktım. Tavuk etinde ön haşlama, hep söylediğim şu buzluğa atın, çıkarıp kullanırsınız diye. Hemen bunları da koyuyorum. Burada sarımsaklar var, 2-3 tane. Bunları da ekledim üstüne. Şöyle biberlerimizden koyalım. Bütün ölçüler ekrana geldi. Bilginiz olsun. Yeşil biber de ekliyorum. Limonlu suda beklettiğim mantarları da alıyorum. Hem kararmamış oluyorlar hem de bütün toprağını almış oluyoruz. Bunları da yine tepsimin üzerine gönderiyorum. Burada bir seçeneğiniz var, taze soğan. Bunu en son benim yapacağım gibi de ekleyebilirsiniz. Ya da şimdi de ekleyebilirsiniz. Ben en son makarna piştikten sonra rendelenmiş köy peyniriyle taze soğanı karıştırıp 5 dakika daha fırında bekleteceğim. Size de aynısını öneriyorum. Çünkü yerken böyle çıtır çıtır hissedin istiyorum. Onun dışında eğer o dokuyu sevmiyorsanız siz de buraya gönderebilirsiniz. Şimdi bütün malzemeleri gördüğünüz gibi fırın kabına koydum. Şu ana kadar hiçbir tuz eklemedim. Unutmayın, koyacağınız tuz makarna ve sebzeler için olacak. Bir tane makarna için dolu dolu. Ve 2 adet çay kaşığı da ne için koydum? Sebzeler için. Şimdi karabiber ekliyorum. İstediğiniz baharatı istediğiniz şekilde ekleyebilirsiniz. Şuradan biraz kırmızı toz biber ekleyelim. Önce kuru halde şöyle bir karıştırıyorum. Likitleri eklemeden önce. Şimdi buna peki ne kadar likit ekleyeceğiz? Makarna bütün suyu çekecek. Bir paket makarna için al dente seviyorsanız 1 litre su yeterli. Ama lütfen parantez içinde belirtiyorum, sebzeler de su bırakacak, onu da düşünün. Şimdi bir de krema ekliyoruz. Kremamı ekledim ve içine ben biraz al dente sevdiğim için şöyle bütün değerli yağlarıyla beraber 1 litre tavuk suyunu ekliyorum. Ekrana yansıyan tarifte unutmayın 1,5 litre yazıyor. Bu daha pişmiş sevenler için. Bunu da kenarı ayırıyorum. Makarnam hazır. Şimdi tek yapmam gereken onun üzerini kapatıp fırına göndermek. Ve artık fırına gidiyoruz. Unutmayın 200 derecede 40 dakikada makarnam hazır olacak. Arada da ben böyle bakar bir karıştırırım. Mutlaka bunu siz de yapın. Fırından hadi makarnamızı alalım. Şöyle görmek ister misiniz? Çok lezzetli, çok sağlıklı ve ekonomik. Şöyle bir karıştırayım. İlave su eklemedim. Siz de detaylı bir şekilde içini, dışını, kıvamını görün.
Şimdi bunun üzerine peynirimi ve taze soğanımı ekliyorum. Köy peyniri, kaşar loru hepsini kullanabilirsiniz. Normal kaşar peyniri de. Ama ben her zaman ne söylüyorum? Artan peynirleri değerlendirin diyorum. Öyle çok daha ekonomik olur. Özellikle kaşar peyniri yazmadım. Market fiyatları malum. Siz de bana hep diyorsunuz ki tariflerin ekonomik, lezzetli ve doyurucu olsun. Ben de seve seve diyorum. Şöyle güzelce peyniri yaydım. Üzerine taze soğanlarımı da döküyorum. Bunu eğer hemen servis edecekseniz şimdi fırına gönderin. Bir 10 dakikada böyle pişsin. Ne yapmıştık? Makarnanın üzerine peynir ve taze soğan serpmiştik. Onu da bir 10 dakika fırına göndermek istiyorum. Hala çok sıcak. Ben bugün ne kullanıyordum? Köy peyniri. Kaşar peyniri gibi uzamasını beklemeyin. Bir 10 dakika sadece böyle hafif kızartacağım. Güzelce üzerini kızarttım. Hemen onu fırından alıp sizlerle buluşturmak istiyorum. İşte aynen böyle olması gerekiyor. Son halinde de servisten önce şöyle size bir içini kenardan göstermek istiyorum. Bakın, makarnalar mis gibi pişti. Detaylı tarif zaten ekrana geliyor. Ama videomuz neredeydi? YouTube mutfakta Gülşah vardı, unutmayın. Ama servis için bekleyecekseniz üzerini kapatın ve servise kadar bu şekilde beklesin. Ben yemekleri sizle sıcak sıcak buluşturmayı seviyorum. O sebeple bunu arkama alacağım, üzerini kapatın. Şimdi makarnamızı şöyle servis yapalım. Siz de bu arada detaylı olarak içini görmüş olursunuz. Biraz da peynirli kısmından ekliyorum. Ve tabii ki dereotuyla servis yapıyorum. Bu makarnayı yapması çok kolay ama lezzeti inanılmaz, benden söylemesi. Şimdi sırada mis gibi terbiyeli ıspanak çorbası.